Şimdi hocam tabii ki yoğunuz, yorgunuz, huzursuzuz, mutsuzuz. O yüzden biraz ortamı dağıtmak istedim böyle konuşarak ama şimdi asıl konuya gelecek olursak İran televizyonu önce paylaştı, ardından Reuters paylaştı. Hamas lideri Tahran'da uğradığı suikaste, Siyonist saldırıda hayatını kaybetti. Öncelikle siz ilk duyduğunuzda bu haberi ne hissettiniz ve nasıl yorumluyorsunuz suikast haberini? Tabii Filistin halkının başı sağ olsun. Çünkü Gazze Savaşı'nı Hamas'la birlikte başkanlığını yürüten liderin Haniye'nin öldürülmesi elbette Filistin halkı için üzücü ve bizler için de tabii ki bu mücadeleyi yakından takip eden bir kişinin öldürülmesi evet iz bırakan bir olay. Tabii ki bunun niye bu şekilde olduğuna bakmamız lazım. Neden böyle bir strateji içerisine girildi? Neden Haniye öldürüldü? Esasen burada İsrail'in 7 Ekim sonrasında gerçekleştirmiş olduğu bütün suikast eylemlerinde ki Beyrut'ta biliyorsunuz dün gece gerçekleşen operasyon sonrasında bunun gerçekleşmesi 24 saat içerisinde ve İran Cumhurbaşkanı'nın resmi törenleri bağlamında böyle bir operasyonun gerçekleşmiş olması bazı açılardan önemli. Birincisi İran'a bir mesaj. Kendi evinde özellikle de istihbarat açının ne kadar derinden olduğunu, güvenlik zafiyetinin ne kadar fazlasıyla olduğunu ve istediği an kendisini vurabileceğini İsrail tarafından gösteren bir mesaj. İkinci mesaj, İsrail özellikle sahada kaç aydır, bakın neredeyse bir yıla gireceğiz. Hamas'la mücadelede istediği başarıyı elde edemedi. Uluslararası toplum içerisinde gün ve gün dünya devletleri arasında Filistin devletinin tanınması yönünde büyük bir devinim yakalandı. Ve bu devinimi sağlayan en önemli liderlerden biri Haniye'ydi. En baştan beri Hamas'ı kabul etmem, Hamas'la masaya oturmam derken barış görüşmeleri ve buna benzer ateşkes sağlanması için geçtiğimiz gün Roma'da toplantı olduğunda Hamas lideri şunu açıklamıştı. İsrail planlı bir şekilde ateşkesi öteleme derdinde amacında. Yani aslında Netanyahu'nun amacı herhangi bir ateşkes değil, bize bunu söylüyordu. Ve nihayetinde Haniye'nin hedef alınarak öldürülmesinde İsrail şu planlamayı yaptı. Birincisi, kasıtlı olarak Filistin halkı üzerinde bir demoralizasyon sağlamak, arka arkaya bu suikastleri gerçekleştirerek direnç kırmak. Çünkü sahada istediği başarıyı elde edemeyince bunları gerçekleştirerek halkın özellikle savaşan kişileri demoralize ederek kendi askerlerine demoralize olan İsrail askerlerini güçlendirmek, moral aşılamak için böyle bir eyleme yöneldiler. Tabii ki bugüne kadar gerçekleştirilen operasyon ve suikastlere baktığımızda bu savaş direncini kırar mı? Elbette kırmaz. Daha fazla perçinleşmesine sebep olur. Çünkü Müslüman insanların en önemli, özellikle Filistin halkının inancı gereği şehit olmak büyük bir vatan aşkıdır. Yani savaşarak veya bu dava uğruna mücadele vererek can vermek Filistin halkını sarsan bir mesele değil. Burada diğer husus da şudur. Netanyahu'nun bu stratejiyi geliştirirken Amerika'ya yaptığı kongre ziyaretinden sonra bunun artırılması şunu da ortaya koyuyor. Netanyahu bazı sözler aldı. Bu aldığı sözler bu savaşın yayılmasında alacağı destekle alakalıdır. Ve planlı bir şekilde bölgesel anlamda bu çatışma alanını yayarak bakın Amerikan gemilerinin donanmasının yola çıktığı belirtiliyor bazı kaynaklarda ve bölgemize gelmeye başladığı ifade ediliyor. Şimdi bu kadar aleni bir şekilde bu gerginliği tırmandırma stratejisi tabii ki daha yıkıcı sonuçların önümüzdeki süreçte daha fazla hisset. Daha fazla küresel aktörlerin dahil edilerek fiili anlamda bu dahil olması bir zaman alabilir. Şimdi burada ben bir de şunu söylemek istiyorum size. Uluslararası hukuk açısından baktığımızda meselede vahim bir durum var Erman Bey. Neden vahim bir durum var? Bugün dünya devletlerinin Birleşmiş Milletler gibi küresel barışı ve güvenliği korumayı vaat eden bir kurumun
dünyada kodifiye ettiğimiz 1899, onun öncesinde 1863 liber kodlarıyla assassination, yani suikastin yasaklandığı düşman unsurlarının bir olsun olmasın, böyle bir uygulamaya başvurmasının büyük bir suç olduğunun ifade edilmesi ve bu savaş suçudur esasen. Size söyleyeyim bunu ve bu konuda ivedilikle ceza mahkemesine de Filistin halkının başvuruda bulunması gerekir. Çünkü Netanyahu savaş suçlarını yenisini ekliyor. Bu suikastler dünyanın hiçbir yerinde savaş hukukunda 1949 Cenevre Sözleşmelerine bakın. Şimdi hukuk tanımayan bir tabii ki yönetim, diktatör ve tamamıyla kendi hukukunu ortaya koyarak dünya barışını tehdit eden bir kişilikten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu adamın ne yapacağı öngörülemez bir boyut almıştır. Ama temel hedefin ne olduğunu çok iyi görüyoruz ve biliyoruz. İlkten beri Netanyahu'nun amacı buradaki süreci küresel bir anlamda büyük bir kehanet projesini devreye sokacak şekilde büyük çatışma alanı yaratmaktır. Büyük çatışma kavga içerisine bölge ülkelerini sokarak nihayetinde kendi evangelist siyonist arzularını gerçekleştirmektir. Bugün Suriye'ye bu olaylar veya Lübnan'da gerçekleşmesi, bakın Suriye suikastinin, daha doğrusu büyükelçilik binasının vurulmasını hatırlayın ve son suikast olaylarına bakın. İran doğrudan bu işin içerisine dahil edilmek isteniyor ve bölge ülkeleri üzerinden bu çatışma alanı genişletilmek isteniyor. Burada tabii ki bunu bize süreç gösterecek. Bunu Türkiye çok öngörüsü olan bir şekilde ilkten beri biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın üzerine ikaz ede bu işin sonunda bölgesel savaş ve bunun da aşacak şekilde küresel niteliğe bürünebilir. Bu konuda defaatle uyarılar yapmaktadır. Fakat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı olmasına rağmen böyle bir karar uygulanmıyor. Çünkü amaç başka. Amaç barış değil Erman Bey. Amaç bölgede savaştır. Dünyadaki... Amaç o zaten. Dışişleri Bakanlığı da Sayın Emete Hocam, Dışişleri Bakanlığı az önce yapmış olduğu açıklamada Gazze'deki savaşı bölgeye yayma hedefi olduğunu söyledi. Amaç bu yönde dedi. Tabii Netanyahu'nun işte o inandıkları bir inanış var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar Orta Doğu'da. Peki İran başta olmak üzere o İslam dünyası bunu artık ne zaman dur diyecek? Nasıl karşı bir hamle verecekler? Türkiye'de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Rize'de Cumhurbaşkanı memleketinde sanki onun sinyallerini verdi. Karabağ'da olduğu gibi yine girebiliriz de dedi İsrail'e. Ardından tabii İsrail Dışişleri Bakanlığı sert açıklamalar yapmıştı. Küstah açıklamalar yapmıştı. Tehdit etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Ama akabinde özellikle kongre dönüşü Netanyahu'nun Lübnan'da Hizbullah liderlerine yaptığı saldırı, şimdi Hamas liderinin şehit edilmesi, İran başta olmak üzere nasıl bir hamle bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde, saatlerde? Yapılan açıklamalarda İran bunun yanıtsız kalmayacağını söylüyor. Ve dolayısıyla buna mutlaka bir reaksiyon gösterilecektir. Yani bu daha önce biliyorsunuz nasıl gerçekleşti? Füze atışlarıyla, 200'e aşkın füzeyle böyle bir saldırı oldu ama ne kadar etkili tabii ki tartışmalı. Dostlar alışverişte görsün diye bir şeydi o. Misillemeydi. Yani çok da hissedilir bir tepki değildi. Sadece tepki olsun diye tepki olarak gösterilmişti. Daha fazlasını şu an İran'dan beklemek de çok mümkün değil. Yeni seçilen her ne kadar Cumhurbaşkanı Paşinyan olsa bile bu konudaki İran'ın tutumu zaten ortadadır. İlkten beri vekil güçler üzerinden İran sahada aktörler üzerinde hareket etmeye çalışıyor ama İsrail bunu o kadar güzel kullanıyor ki dünyaya şunu gösteriyor. İran'ın zaten oradaki varlığı İsrail'in varlığı demektir. Çünkü İsrail bütün kavgasını İran'ı büyük tehdit olarak göstererek veya İran kendi politikasında İsrail'i büyük tehdit olarak göstererek kendi dış politikasını oluşturuyor. Buradaki İslam dünyasından beklenen tepki ve reaksiyon olur mu noktasında biraz ihtiyatlıyım bu konuda. Bugüne kadar herhangi bir adım atılamadı. Bundan sonrası da şu an için maalesef bunu beklemek biraz hayalcilik olur. Çünkü bu İslam ülkelerinin çoğunda
Amerika'nın büyük güç ve etkisi var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.